Yeniden merhabalar. Rengarenk kolay gösterişli. Şık modellerimize devam ediyoruz. Biraz şiş örgü, biraz tığ örgü. Bu defa şöyle bir kombinasyon yaptım. Çünkü biliyorum ki çoğunuz ebruli iplere model bulmakta zorlanıyor. Renklerini çok beğendiği için muhakkak alıyor. Ama örerken ne yapabilirim diye düşünüyor. O yüzden ara ara böyle renkli modelleri de koyuyorum. Evet, yanında da iki tane güzel renk. Yine çok kolay ve gösterişli bir tığ örgü modeli paylaşacağım sizlerle. İlginiz ve videolarımdaki izlenimleriniz için de teşekkür ediyorum. Örneğimizin sayısı 3 ve katları. Öreceğiniz projeye göre zincir çekerek başlıyoruz. Herhangi bir başlangıç bordürü uygulamıyorum. Direkt olarak örneği göstereceğim. 2 tane zinciri birinci trabzan olacak şekilde atladım. Üç adet ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir. Üç tane zinciri atlıyorum. Videonun devamında size çok güzel bilgiler vereceğim. Lütfen kaçırmayın. Önce bir örneği gösterelim. Size farklı uygulamalar için seçenekler sunacağım. Yine 3 tane zincir atlıyorum. Sonrasında ikinci rengime geçiyorum. Bakın kısa kısa geçişleri var. Projemizin uzunluğu kadar zincir çekip 3 tane trabzan 3 zincir atla şeklinde böyle bir zemin oluşturuyoruz. Sonrasında diğer rengimize şuradan da geçebiliriz. Geriye dönerek öreriz veya bu köşeden başlayabiliriz. Fark etmiyor. Burada herhangi bir bordür ve kenar lastiği hiçbir şey uygulamıyorum. Sadece örneği gösteriyorum. Birinci trabzanın başından alarak şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. İpi aldım. Aa, düğüm denk gelmiş. Bakmadık. Olsun bir şey olmaz. Zaten küçük bir örnek. Hemen trabzanları atlıyorum. Şu aradaki boşluktaki 3 zincirden alarak. Bu örneğin bir de ismi var. Ve çok harika projeler örüyorlar Özellikle yabancılar hemen yanında. Her yerde kullanabilirsiniz. Alttan alarak zincirin içinden geçerek 3 tane daha tırabzan örüyorum. 1 2 3 zincir. Çok kolay. 3 zincir, 3 tırabzan şeklinde. Tabii ki de bu butonları genişletebilirsiniz sayısını. 4 5 6 gibi yükseltebilirsiniz dikdörtgen şekil isteyenler. Biz şimdi küp küp bir görüntü sağlıyoruz, o yüzden aralarda bıraktığımız boşlukları örerek ilerliyoruz. 3-4 zincirle bitiş kısmında 4 zincirli son trabzan'a bağlıyorum. İpi bırakıyorum. Bunu yaparken şu bekleyen krem rengi ipi de şöyle alıp o şekilde üstten geçirebilirim. Hem de ipi yukarı taşımış olurum. Kenar kısmı daha muntazam olur. Şöyle. Bakın. Bu ipi de bırakıyorum. Kenarlarda ipleri keserek her sırasını başka renkte yapabilirsiniz. Sadece bir tane iple de harika bir şey üretebilirsiniz. Ona birazdan geçeceğim. Şimdi üçüncü rengime geçiyorum. Yine buradan başlayarak da devam edebilirim. Buradan da alıp yine burada üçünü birlikte kavuşturabilirim. Şimdi bir sırada üç tane trabzanla bir sırada bir kafesle başladık. Şimdi yeniden. Yine şuradaki Birinci trabzanın tepesinden aldım. Zincir arada kalacak. Bir trabzanların başından alarak üçünü de örüyorum. İpi de içinden yürüttük. Bunu buradan keserek uzaklaştırabilirim. Şimdi 3 tane ördüm. 1, 2, 3 zincirle atlıyorum. Diğer boşluğa. Bu defa trabzanların üzerinden örmeye başladık. Birinci sırada sadece zincir vardı. Onun üzerinden örmüştük. Yine 3 zincirle diğer boşluğa. Evet üçüncüyü örerken. Şimdi baştaki krem renge geri döneceğim. O yüzden şu ipi de yukarıya taşımış olurum. Bu yöntemle kenarınız daha düzenli ve temiz olur. Bu defa bir alt sıradaki ipi alırım dolarım ve geçiş yapacağım iple bir kere de hepsini kapatır. İpi yukarıya taşımış olurum bu şekilde. Bu güzel ve rahat bir tekniktir. Şimdi 3 ipi de örgüye dahil ettik. Burada arka sıradan devam ediyorum. 4 tane zincir çünkü trabzanlarla başlamayacağım o yüzden 4 tane 5 tane de olabilir. Yani buradaki bolluğa bakarak yine atlıyorum. Bu defa arada kalan diğer rengin trabzanlarından örüyorum. 3 tane zincir. Ve 1, 2, 3 ve 4 tane zincirli son trabzanın tepesinden bağlıyorum ve bıraktım. Şimdi aynı şekilde iplerimin sırasını unutmuyorum. Hangisi var sırada? Yine ebroli ipim var. Krem, ebroli, krem, ebroli, petrol mavi. Krem, ebroli, petrol mavi yaptığınız ipin sırasını karıştırmayacaksınız sadece çünkü örerken içe geçiyor ve tekrardan onu alıyorum bu defa bakıyorum trabzanla başlayacağım direkt içinden geçirerek 3 zincirle yükseliyorum bu benim birin birinci trabzanım olacak ve devam ederek trabzanları örüyorum çok otantik görüntüler ortaya çıkarırsınız çok tarz şeyler örebilirsiniz. Televizyon battaniyeleri, normal yatak örtüleri, çantalar, hırkalar, angoralarla yelekler. Ve son kez. Yine burada ne yaparım? Bir alt sırada yaptığımı yapabilirim şu krem ipi de kenardan yukarıya yürütebilirim şöyle ve kitlerim bırakırım ve kenar kısmında ip atlama şeklinde herhangi bir görüntü olmaz Ve son kez şu ipin geçişiyle devam edelim. Örnek bu şekilde ilerleyip gidecek kolay bir şekilde döne döne öreceğiz. Evet bunu da yukarıya doğru çıkarttım. Ve yine 4 tane zincirle başlıyorum. Ve şuraya atlayacağım. Çok güzel yorumlar alıyorum. Çok güzel dönüşler. Böyle can canı gönülden yazıyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum takip eden, beğeni yapan, ücretsiz abone olan, etkileşimde bulunan, paylaşan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Birlikte büyüyoruz, birlikte öğreniyoruz. İnşallah daha da güzel projeleri imza atacağız. Bakın renklerin güzelliğine, muhteşemliğine. Şimdi şu sonucu da yaparken sırada hangi rengim var? Krem rengim var. Ne yaparım? Bir alt sıradaki ipi gene alırım. Şöyle üzerinden geçirebilirim. Bir basamak daha yükseltmiş oluyorum çünkü o zaman. Ve şöyle kitleyerek başlarım ve temiz bir şekilde ilerlerim. Ve bu şekilde örneğe örerek iç içe geçe geçe devam edip gideceğiz. Ben bir miktar ördüm. Şimdi ona ve diğer seçeneklere geçelim. Evet bizim renkli ebrolü örgülerimiz nasıl oluyor? Dokuma gibi oluyor her zaman. Kilim gibi, dokuma gibi. Ben çok güzel dokular elde ettiğimize inanıyorum. Siz de katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yazın yorum kısmında. Artmış iplerinizle her sırada başka renk de uygulayabilirsiniz. Çeşit çeşit uğraşmayı sevmeyenlere de bir alternatifimiz var. Evet örneğimizin iki tarafı da aynı. Hiçbir farkı yok. Bu çok büyük bir avantaj bir battaniye hırka yelek gizli dikişle birleştirdiğiniz zaman tersini yüzünü aramanıza gerek yok çok kullanışlı kırlentler kilimler yolluklarda olur kağıt iplerle rafya iplerle supra iplerle çantalar da olur yakadan başlamalı robalı bebek yeleklerinin alt kısımlarında elbiselerde yazlık pariyolarınızda verserize iplerle Tek renk örerseniz hasırımsı bir görüntüsü olur. Şimdi çok güzel ve kıymetli önerilerde bulunacağım. Zaten birinci, birinci seçenek. Bakın. Böyle kekipler. Hem ihracat fazlasında hem de normal üretimde oldukça mevcut ve popüler. Ve yabancı sitelerde daha çok gördüm. Uygulamalarına da rast gelmiştim. Ee, örneği tek bir tane iple örüyoruz. Diyelim ki bundan etol bir şal yapacaksınız. Göbeğinden açık renkli kısmından ipi çekerek bir de dışından siyah kısmından ipi çekerek bir sıra içten bir sıra dıştan ipi karıştırarak tek bir iple rengarenk geçiş sağlayabilirsiniz. Çok güzel düşebilir. Yine ihraç fazlası bir ip kalın dokuda. Battaniyeler hırkalar örebileceğimiz şekilde kilim gibi olur. Bir hırka örerseniz de çok güzel olur. Üçüncü seçenek. Aynı yapıdaki 2 tane ebruli ipi alırsınız. Şimdi benim elimde temsilen bu geçti. Onu gösteriyorum. Renk tonları birbirine yakın olabilir, zıt olabilir. Fark etmez. Aynı dokudaki iki tane ebruli ipi alırsınız. Bir sırayı birisinden, diğer sırayı diğerinden örersiniz. Bunu hanım dilendi, bey beğendi motiflerinde de yapabilirsiniz. O zaman da çok hoş oluyor. Bir sıra ondan, bir sıra bundan. Ve inanılmaz bir geçiş sağlayacaktır. Bu Alize Burcu Batik. Bu tarz ipleriniz muhakkak var. Bilinen ipleriniz veya herhangi bir batik ip de olur. Angora goldlar olur. Yine şal örecekseniz, yelek örecekseniz iki tane hoş renkli angora goldu birbirine yakın tonlardaki angora goldu iç içe geçirerek kullanabilirsiniz. Ben şimdi öyle bir iple değil de böyle biraz daha canlı canlı bir iple size göstermek istedim. Umarım yapacağınız işlerde size iyi fikirler vermişimdir diyorum ve her zaman olduğu gibi YouTube, Facebook, Instagram ve Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Reklam işbirliği, tanıtımlar ve sorular için DM'den lütfen bana yazın. Bir dahaki projemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.